3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Meryem ve Hasan Çiçek çifti ve Murat Öner engelli çocukları sevindirdi. Hayırsever vatandaşlar gösterdikleri duyarlılıkla engelli çocuklara sandalye bağışında bulundu. Bağışlanan sandalyeler Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan engelli sandalyelerini sahiplerine teslim etmek için Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği'nde yapılan törenin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Ancak bir kısmını bu şekilde çözerken bugünlerde biz engellilerin sorunlarını ilgili birimlere, kurumlara, dernekler olarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki az önce Fethiye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu organizasyon da çok güzeldi. Orada da ifade ettim. Derneklerdeki üyelerin birlik beraberliği olduğu süreçte, güç olduğu süreçte bütün sorunların çözüleceğine inanıyorum. Ve bütün birimler de hiçbir tanesi, hiçbir siyasi kurum ve iktidar, herhangi birisi muhalefeti bize karşı durmuyor. Bize hizmet etmek için ellerinden gelenleri yapıyorlar arkadaşlar. Onun için biz de birlik beraberlik içerisinde olursak eğer, dernek olarak gerekenleri yaparsak eğer bu sorunların da azalacağını düşünüyoruz. Ben sorunlarımızın azalacağı düşüncesiyle tekerlekli sandalye bağışlayan ailemiz Meryem, Hasan, Çınar, Çiçek beyefendiler buradalar. Onlar da bugüne bir farkındalık yaratmak adına katkıda bulunmak istediler. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilçe müftümüz de aramızda, kendileri de engellilerimizin engelli ve dins nedir ve bugün de sapmalara yol açmamak için kendilerinin bir eğitim çalışması düzenlediler. 2 yıldır bu çalışmanın içerisindeyiz. Kendilerini de buradalar. Teşekkür ediyorum ve kendilerine de bütün engelliler adına saygılarımı iletiyorum. Aramızda rehberlik araştırma müdürümüz var, Cevdet Bey ve aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri müdürlerimiz Salih Bey ve aynı zamanda Hakan Beyler de aramızda. Kendilerine de destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Fatma Gül Yurda, amaçlarının Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Hem öğrencilerimiz bu konuda duyarlı olsun istiyoruz. Çünkü onlar gençler, geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Ben fakülte olarak hep söylüyorum, söyleyeceğim de biz fakülte olarak, idare olarak gençlerimizi duyarlı yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle hemşirelik bölümümüz bu konuda iyi şeyler yapıyor. Ümit ediyorum bundan sonra daha güzel şeyler yapacağız. Orada da belirttim, belediye başkanımız burada, ona da söyleyeyim. Bizim isteğimiz, ki ben başkanımızın da böyle bir şey isteyeceğini biliyorum, Fethiye'yi engelli ve yaşlı dostu bir kent, bir ilçe yapmak yolunda hepimiz birlikte çalışalım istiyorum. Çünkü gerçekten kolay değil. Necdet Bey söyledi, bir engelli babası, ben de bir engelli annesiyim. Hepimizin engelli çocuğu, yakını ve adayız. Bunu ne zaman yaşayacağımız, başımıza ne zaman geleceği belli değil. Onları anlamamız gerekiyor, dinlememiz gerekiyor ve kesinlikle kulaklarımızı kapatmamamız gerekiyor. Hepimiz bulunduğumuz konumda elimizden geldiğince bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben şu anda dekanım, fakültemin yapabileceği neler varsa bu ilçe için onlara gönüllü olarak öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle katkıda bulunmayı istiyoruz, hevesliyiz ve gönüllüyüz. Tabii üniversite olarak da rektörümüz de bu konuda arkamızda. Üniversite kampüsünde bununla ilgili çok gelişmeler var ama biz Fethiye'de biraz tabii uzak kaldığımız için fakültemizin yeri ve donanımı yönünden tam gelişme kaydedemedik ama ümit ediyorum biz de yine engelli dostu bir fakülte olarak gerekli eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Burada bulunan herkese teşekkür ediyorum duyarlı olup geldikleri için, tüm ailelere ve sanırım bu konuda bir yardım var. Çok teşekkür ediyorum ben de kendi adıma. Sağ olun, çok duyarlısınız, çok tebrik ediyorum. İyi ki var böyle gönül dostlarımız ve bu ülke o yüzden çok güzel. Çünkü çok güzel birlikteliğimiz var bizim ülkemizde. Biz hiçbir zaman yalnızlığımızı yalnız kalmıyoruz birçok konuda. Paylaşımlarımız çok güzel. Tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için. Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Törende konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da şunları söyledi. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, biraz önce 2009 yılında bu binanın açıldığını plakaya belediyemiz şey yapmış, asmış. 2009 yılında Kumlova Belediye Başkanı olduğumda ilk ziyaretimiz buraya olmuştu ve buranın açılışını hep beraber yapmıştık sizlerle birlikte. O zamandan bugüne başkanlığım dönemi ve bir dönemde ara verdik. O günden bugüne hep başkanımızla hep beraberiz. Burada sadece biz değil, sade vatandaşımızdan sorumluluk makamındaki bütün insanlarımızın bu tür sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olması gerekiyor. Biz de Fethiye Belediye Başkanı olduğumuz günden bu yana sizlerle birlikte istişare halinde olarak da Fethiye'yi birlikte tasarlamak ve bu kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırabilmek adına yeni projeler hayata geçirebilmek için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Bazı yerlerde bazı tepkiler alıyoruz. Doğru. Burada Foça Mahallesi'nde yaşayan ablamız da burada, biliyoruz. Bu kardeşlerimiz adına engelsiz bir yaşam yapabilmek için, hayata geçirebilmek adına da birçok kaldırımları düzenlememiz gerektiğini bizler de biliyoruz. Biraz önce kardeşimiz de söyledi, şikayetlerini de dile getirdiler. Bu engelsiz bir şehir yaratabilmek adına bazı vatandaşlar kaldırımlarımızı işgal etmişler ve biz bu işgalleri maalesef kaldırırken o vatandaşlardan tepki alıyoruz. Ama ne olursa olsun, ne kadar tepki alırsak alalım, yaptığımız işin doğru olduğunu biliyoruz. Bu yolda da yürüyoruz. Ölüdeniz bölgesinde, Hisarönü bölgesinde gördüğünüz kaldırımdaki çalışmalarımızı, birçok Foça Mahallesi'nde gördünüz, Ölüdeniz Caddesi'nde gördünüz, Bağışıkman'da gördünüz ve Fethiye'nin bütün bundan sonra yenilecek olduğumuz yollar ve kaldırımların bu kardeşlerimize uyumlu bir şekilde yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Buradan asla ve asla siyasi bir beklentimiz olmadığını sizler de biliyorsunuz. Ben adayda değilken de, başkan değilken de hep beraberdik, hep beraber yürüdük. Ben bu süreç içerisinde ve Çınar kardeşim gibi bu tür bu konulara duyarlı vatandaşlarımız da olduğu müddetçe, bir ve beraber olduğumuz müddetçe ilçe başkanımız da burada, hep beraberiz. Bunun dediğim gibi siyaseti olmaz. Fethiye'de güzel farkındalık yaratabilmek adına her konuda sizlerle birlikteyiz. Bana her zaman ulaşabiliyorsunuz zaten. Yapabileceğimiz yeni projeler ne olursa sizlerle birlikte yürümek istiyoruz biz. Tekrardan Engelliler Günü münasebetiyle hepinize ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tamam.